kadar maydanoz da kattım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım bulunduğunuz yerde keyiflisiniz ve her şey gönlünüze göredir. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün Almanya'dan gelen misafirim Dilşah'la birlikte gözleme yapıyoruz. Ben Almanya'ya gittiğimde onun güzel gözlemelerinden tatmıştım. Hadi dedi sana gelmişken burada da bir gözleme yapalım ve takipçilerinle paylaşalım. O zaman şimdi hemen uzun lafın kısası Dilşah'ın yanına gidiyorum ve onun gözlemesini sizler için çekiyorum. Sizler lütfen evinizde bu tarifi alarak bu güzel gözlemelerden yapın ve afiyet olsun şimdiden. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Patatesleri güzelce soydun. Bunları haşlayacak mıyız yoksa ne yapacağız Dilşah'cığım? Kavuracağız. Kavuracakmışız arkadaşlar. Peynirimiz var, soğanımız var. Efendime söyleyeyim, burada güzel bir mantarımız var ve hemen yanında ıspanağımız var. Demek ki neli yapmış olacağız? Bir ıspanaklı, mantarlı, peynirli, patatesli olacak. Oo süper vallahi, şahane. Güzel, karışık olacak. Çayımızı demlemiş miydik Dilşah'cığım? Bakalım. Sen demledin mi canım? Okey. Peki, demlenmiş. Suyumuz da pokur pokur güzel güzel kaynıyor. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Size ince ince nasıl bir hamur yaptığında, evet nazar değdi, soğan düştü. Birazdan bu senin güzel hamurunun inceliklerini, detaylarını takipçilerime anlatacağız. Dilşah arkadaşlar hamurumuzu yoğuracak. Dilşah'cığım ne kadar sence un gidebilir? Yani tahmin un olarak ne kadar gidebilir? Yani 1,5 olur. 1,5-2 kilo kadar un kullanacak. Zaten kalabalığız arkadaşlar. Maşallah. Dolayısıyla o zaman biraz da Dilşah'ın eline bakarak da o kararı kendiniz izlerken verirsiniz arkadaşlar. Evet, zaten bir kiloyu hemen kafadan döktük. Önceden onu doldurdum. Ondan sonrasında tuz koydum. Önce ununu koyuyorsun. Peki, bu kilo unu bir kere buraya bıraktım. Evet, mayamız da burada. İkinci poşeti de açıyor Dilşah. Yaklaşık 1,5 paket gibi bir şey mi olacak? Evet. Peki suyu buradan kullanmayı tercih ettik. Temiz su gerçi arkadaşlar. Çeşme suyu burada kullanılabiliyor. Sadece biraz kireçli olabiliyor. Pratik bir şekilde sevgili Dilşah hemen İçine daldı. Burada vallahi maşallah hamarat. Kaç yaşında ilk hamur yoğurmaya başladın Dilşah? Hiç hatırlamıyorum. Yani tahminen şöyle bir düşün bakalım. 18 yaşında hamur yapmışım. Yaptın. Evet. Yufka açabiliyorsun. Yufka da açıyorum. Maşallah. Şimdi bu yumuşak bir hamur mu olacak yoksa? Yumuşak. Yumuşak olacak. Yani biraz elimize yapışacak. Yapışacak. Peki. Şimdi elimize yapışacak, bu hamur nasıl kurtaracak diyenlere de belki biraz zeytinyağı ile kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Zeytinyağla, unla. Değil mi? Kurtarabiliriz. Bu arada sebzelerimizi hazırladık. Gördüğünüz üzere soğanımız, patatesimiz, peynirimiz, mantarımız ve ıspanağımız. Hamur yoğrulup da dinlenmeye alındığında hamur kaçıyor, misafir var. Hamur fırlamış arkadaşlar. Diyor ki misafir, bak misafir burada. Evet, baş göz üstüne gelsinler tabii ki. Ha gayret Dilşah. Sen çok güzel lahmacun da yapıyorsun biliyorum. İnşallah bir gün ya sen bizdeyken ya biz sendeyken, değil mi, Almanya'dayken bir lahmacun da yaparız diye düşünüyorum. Sen burada hamurunu yoğururken ben de çay doldurayım. Bir yandan da çayımızı içelim. Hamur bazı yazdı sana. Bir daha yaparız. Evet, çaylarımız hazır. Maşallah. Kıvamı bu şekilde diyorsun. Şimdi onu ne yapacağız? Güzel bir temiz bir bezimizi üstüne örtüp kenarda dinlenmeye alacağız. Dinlensin. Bu arada içeriğini hazırlayacağız. Dilşah da benim gibi bir çay hastası diyebiliyorum. Senin de ne yapıyorsun ocağında? Çayın devamlı görüyoruz. Valla karnıyaz yani yaşa. Çaysız bir hayat. Şöyleyiz değil mi? Afiyet olsun bize. Ha, bu şekilde mi doğrayacaksın? He, peki. Evet, patatesleri bu şekilde doğruyormuş arkadaşlar. Evet, herhalde patatesler bitti. Ben hemen altını açayım. Evet, hadi bakalım. Soğanlar kendine geldi. Ben hemen şimdi ıspanağı koyuyorum arkadaşlar. Bu da patates için mi? Evet. Patates için. Ispanak için olan soğanı doğramıştık. Ispanak şu anda don olduğu için çözülüyor arkadaşlar. Beraber soğanla kavrulacak. Hemen yan tarafta da bir yandan çayımızı içiyoruz. Bir yandan da soğanı doğradı. Bakın patatesler de burada. Bu arada hamurumuz da dinleniyor arkadaşlar. Yoğurduk. Biz içini hazırlıyoruz. Vallahi çok güzel olacak. Öyle görünüyor. Ispanak tamam. Onu kapattık altını arkadaşlar. Şu anda patatesimizin soğanı kavruluyor. Benim çayım da burada kalmış, hemen alayım. Evet, patatesler de artık. Güzel patatesmiş ama değil mi? Sarı sarı. Artık seviye bırakırsın. Ama mesenle bana yaramıyor. Sarının da midesinde değil. O yüzden az koyalım. Az koyalım. Burada kattık patatesin içine. Evet. Bu gözleme de yenir yani. Biraz kendi kendine pişecek değil mi? Evet. Hadi o zaman biz çayımız için. Taze nane yapıyorsun şu anda. Ne kadar oldu? Evet. Yeterli. Taze naneyi hangisine katacaksın? Patatese. Patatese katacağız. Evet. Sen maydanoz da kattın. Evet. Tamam. Şimdi yemek katacağım buna. Dilşah'cığım, kolay gelsin. Sağ olasın. Başlamışsın. Evet, beklemeyiz. Valla 2022'nin ilk bahçe vlogunu açtık. Dilşah'la birlikte açtık. Bu arada bahçeyi de şöyle ufak ufak göstereyim size. Evet. Mangalımız da burada. Dilşah gitmeden bir de mangal yaparız herhalde. İçlerimiz hazır zaten. Pişmişti. Burada. Biraz soğusun mu? Biraz soğusun, açalım. Tabii. Biraz değil, soğuması lazım. Şöyle kapağı alayım ben. Kuş seslerini duyuyorsunuz herhalde yoğun bir şekilde. ama bilmeyenler için şu anda ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğurmuştuk. Videonun başında var. Şimdi de bezesini yapıyoruz arkadaşlar. Dinlendirdik hamuru. Şu içimizi hazırlarken. Lütfen siz de videoyu çok dikkatlice dinleyerek ve izleyerek yapmaya çalışın. Çok güzel olacak, lezzetli olacak. Ailenize, sevdiklerinize, değil mi Dilşah'cığım? Böyle hafta sonu sürprizleri yapabilirsiniz. Yapalım. Yeterli mi? Bence yeterli. Ben açmıştım. Sacımız sıcak şu anda. Arkadaşlar gerçekten bahçede hamur işi yapmak, gözleme yapmak açık havada çok keyifli. Ben de sağ olsun Dilşah'la birlikte bu mevsimin ilk bahçe vlogunu çekmiş oldum. Soğuk değil, bence iyidir. Montlarımızı da giydik. Ben şu beyaz tabağı alayım, değil mi? İşi bitti onun. Onun işi bitti. Tamam, şunu alalım o zaman. Bunun altına şöyle. Şimdi bir süre pişsin sonra. Tamam, şurada beklesin o zaman. Mis gibi kurut bir şeymiş. Bayağı pide gibi büyük olmuş. İncecik, büyük. Sonuç olarak yapmaya devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor mu? Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Bunları çevirelim istersen. Evet. maşallah. Evet, çayımız geldi arkadaşlar. Şimdi bir tane de ben açacağım. Vallahi süper görünüyor. Biraz tadına bakalım mı? Sen bak. Hayır sen bak. Gel. Vallahi bir tadına bakalım şöyle. Nasıl olmuş? İyi değil mi? Güzel olsun. Anam yandılar. Vallahi gözlemeler yandı. Kaldır kaldır. Küçük bardak bizi kesmedi. Vallahi büyük bardağa doldurdum çayları. Su bardağına. Evet bak bu şişmiş böyle. Sevgili arkadaşlar, iyi ki bizimle birliktesiniz. İyi ki varsınız. Evet, bugün Dilşah'la birlikte güzel gözlemeler yaptık. Ve bahçenin ilk yemeğinde pişirmiş olduk. Lütfen sizler de beğeni yapın, yorum yazmayı unutmayın. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.